Evet, Balıkçı Müdür'den herkese günaydın. Dün talihsiz bir kaza yaşadık biliyorsunuz. Kamış koyma yeri kırıldı, kanalın içine göçtü. O yüzden su almaması için mecburen çıkmak zorunda kaldım. Tekrar bugün Mera'ya geldim ama dünkü sakinliğin aksine bugün oldukça köpüklü bir su var. Yani normalde ilerisi sıkıntısız, aslında girilebilecek bir su ama köpükler rahatsız edici. Yani risk bu köpüklü suda kanayı buradan sokmak. Girebileceğimiz bir yer olsaydı böyle, ya da daha az böyle köpüklü bir su olsaydı buradan giriş yapardım ama bugün burayı es geçmek zorunda kalacağım. Yapacak bir şey yok. Bakalım. Nereden bugün gireceğiz? Kendimize yer bulalım. Evet, neredeyiz? En sevdiğimiz kanalımızdayız. Çıkış kanalımızdayız. Kapızdayız. Lüfer Mera'da dalgalar çok köpüklüydü. Giremedim suya. Ondan sonra ben de buraya geldim. Fazla maceraya gerek duymadım. Bugün öyle. Takılacağız bakalım. Sırtı çekeceğiz. Yemlik balık avlayabilirsek canlı falan bırakırız belki. Ya da bilmiyorum ya, işte gelişine vuracağız. Hadi bakalım. Balıkçı Müdür'den herkese rastgele. Her zaman sessiz sakin çıktığımız kanalda bugün biraz hareketli çıkıyoruz. Sırtıya Fujin Zigi'yi takayım çünkü Mera sığ, mor rengi, denizli, bulanık, güzel, her zaman iş yapabilen bir renk. Sahil sakin, çok fazla insan yok. Evet, evet, bu sefer aldık. Trakonya muhtemelen. Muhtemelen bir Trakonya. Vay, soğan balığı. Fare balığı namı diğer. Yavaş 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 yavaş. Yavaş ulan, yavaş ipne. Dur. Seni.
Çok tehlikeli ha. Peşinden koştu koştu, sonunda aldı. Evet. Rüzgar çok az ama dalgalar yüksek. Hava bayağı rahatsız edici bir hale geldi. Kapısızı kanaldan girdim, biliyorsunuz yani suya girmeye çok sevdiğim yer. Bayılıyorum oradan suya girmeye, böyle dümdüz kayıyorsunuz, akıyorsunuz suyun üstünde. Sanoğlu açıklarında işte şu anda, daha doğrusu Kapızlı açıklarındayım. Karşıda görülen yerler Susanoğlu. Yani boş, herhangi bir şey almadık. Bir tane yavru balon balığı aldık, bir tane de fare balığı aldık. Hepsi o. Ama müsaade etseydi biraz açığa çıkıp yemli düşünüyordu ama şu dalgada da çok yemli bir şey mantıklı gelmiyor. Çünkü çapa atacaksın, bekleyeceksin. Tırım tırım sallanacaksın. Atmazsan başka. Dalga sabit değil. Her taraftan dalga geliyor. Bu taraftan da geliyor. O taraftan da gelebiliyor. Bir acayip. O yüzden en iyisi çıkmak. Denizin sapıttığı anlardan ve yerlerden biri. Şimdi dansöz gibi oynatıyor adamı. Bak, dalgaların gelişe bak. Biri sağdan geliyor, biri soldan geliyor, biri çaprazdan geliyor. Karşıdan geliyor. Bak, buradan geldi bir. Görüyor musun? Çok enteresan bir nokta burası. Acayip ama seyri acayip keyifli bir nokta. Böyle havalarda seyri çok seviyorum. Yani böyle denizin böyle dalgasıyla böyle coşmak, inmek, kalkmak, ondan sonra keyif veriyor bana. Öyle hoşuma gidiyor ya. Değişik, güzel, keyifli bir duygu böyle. Belki de böyle çabalamak, çaba göstermek, ne bileyim, dalgaların içinde böyle şeyler, bir şey başarıyormuş gibi. Başarıyorsun sonuçta yani. Ne bileyim, iyi geliyor bana. Düz denizden çok böyle suları daha çok seviyorum. Seyir için, gezmek için. Harika. Bir tane Viking müziği var ya, bu buraya onu ekleyeyim ya. Kuzey Denizi. Böyle paylaşayım bunu. Kuzey Denizi'nde Makoniki ile falan diye. Harbiden şu anda sapıtmış durumda. Nereden dalga var? Şuraya bak. Her yerden dalga var şu anda. Beşik gibi. Kıyıya yanaştık. Evet. Hava sabah. Her zaman girmek istediğim, yani lüfer aldığım meramda bayağı bir dalgalıydı, köpükliydi. O yüzden giremedim. Oradan giremedim bugün yani.
Döndüm ben de Kapızlı Kanal'a geldim. Kapızlı Kanal'dan girdik. Sabah girdiğimizde su gayet güzeldi, böyle keyifliydi ama saat işte 9 civarında falan dalgalar büyümeye, rüzgar da kendini hissettirmeye başladı. Sonra rüzgar kesildi ama arkadan sürekli dev dalgalar vardı. Bu biraz rahatsız edici oldu işin doğrusu. Ama sonuçta geldik, elimiz boş döndük. Bir tane küçük fare balığıyla bir tane yavru şey yakaladım. Neydi onun adı? Balon balığı yakaladım. Ondan sonra onun haricinde başka da bir şey olmadı. Bakalım, bugün de sabah suyunu Kapızlı'dan çıkıp geri girdik. Bugün tekrar suya girer miyim girmez miyim bilmiyorum. Belki öğleden sonra limonluyu deneyebilirim. Nasip diyelim. Evet, balıkçı müdürden şimdilik rastgele. Görüşmek üzere. Balıkçı müdürden herkese rastgele. Fatih Mera'dayız bugün. Biraz çılgınlık yapalım dedik bugün. Bakalım, şimdilik girdik. Akşam eğlencesi yapıyoruz. Efe Hoca da yandan geliyor şimdi. Balıkçı Müdür kanalından herkese selam olsun. Bugün yeni bir heyecan, yeni bir macera için ekip olarak toplandık. Av sonu raporunda görüşeceğiz. Eyvallah hoca, sağ olasın. Hadi bakalım, bizden herkese rastgele. Hadi bakalım. Bira bismillah. Telefon tutucu kırıldı cebimde. Küçük balık. He? Küçük balık mı yazıyor? Telefon tutucu kırıldı, göremiyorum şu anda. Peki kaç metre derinlik? 4. Balıkçı müdürden herkese günaydın. Güzel bir meradayız yine. Bakalım bugün nasibimizde neler var, ne sürprizler var. Sevgili Efe Hoca burada. Başka sürprizler neler olacak göreceğiz bakalım. Hadi bakalım, balıkçı müdürden herkese rastgele.
Ulan. Heyecan oldu ha. Ha sende mi? Pardon. Sen bayağı yaklaştın. Tamam, salma, salma. Ulan. Ben de dedim tamam, turnayı gözünden vurdum. Abi ben dedim ki kesin kuzu aldım. Şık atıyorum ya. Lan biri geziyor. Çek. Çek, çekme. Çek. Ne? Çek. Tamam, oğlum. Çek. Geziyor dedim lan. Ulan Efe, ulan Efe. Sen ne hissettin? Baktın iyi asılıyor. Ben dedim, baktım asılıyor, kalama aldı. Bu bir şey, bir kalamayı kapatayım dedim. Kalamayı kapattım, baktım tak tak yapıyor. Dedim tamam, bu Ceylan. Ceylan atladı diyelim. Meğerse Ceylan bizim Efe'ymiş. Thank you.
Efendim? Aldın mı? Balondur ya da balondur. Böyle bıçakla, jiletle kesilmiş gibi mi? He? Tamam, balon. Büyük balon basmış. Git yani. Tamam. Balon var, balon. Boşuna indirme. O kadar keskin. Yani böyle jilet gibi, üçgen gibi kestiyse direkt balondur. Tırtıklı kestiyse, biraz daha tırtıklı kestiyse lüfer de olabilir, liça da olabilir. Yani böyle jilet gibi dümdüz kestiyse yani böyle... Aha, ben bir şey aldım. Dur, ben bir şey aldım. Dur. Ben bir şey aldım. Kapat. Lan bıraktı lan. Sabah erken saatte, saat 5 mi neydi, girdik suya. Hiçbir şey yok. Bir iki tane küçük tırsi. Ondan sonra bir tane çıplak yavrusu. Ben aldım, bıraktım hepsini. Efe Hoca bir tane tral aldı, onu canlıya bıraktı. Canlıyı bir şey parçalamış, atmış. Az önce tekrar söyledi, ikinci tralini almış, onu da canlıya bırakmış. Saat da işte artık 8.30, 9'a geliyor. Bu saate kadar bir şey olmadı. Bundan sonra da çok bir şey olacağını zannetmiyorum. Gene geçen seferki gibi yapacağım. Birkaç günlük avı tek videoda toplayacağım. Ondan sonra ya da belki 2 günlük, 3 günlük, bilmiyorum. Evet. Balık yoksa yok. Yapacak bir şey yok. Balıkçı mıdır da herkese rastgele. Kullanıyor, sen de veriyor orada Ercan abi. Tebrikler, merhaneye değdiği sayıklıyor. Sayıklı mı? Evet. Evet. Bugün beni kandırdılar, kanıma girdiler. Kanı arabanın üzerinde duruyor. Tamam mı? Bak. Sadece şimdi, kanı değil, kanolar. Kanolar. Ha, şurada da var iki tane. Beni kandırdılar, dağın başına getirdiler. Ölümüne şorjik. Şorjik yapacakmışız. Şorjik tayfasıymış. Hadi bakalım. Bunların içine kaçar. Hadi bakalım. Şuradan ben ne güzel kıyıdan girecektim kanomla. Basacaktım motoruma, gelecektim buraya, bak bak. Bak beni şu dağları yürüttüler bana. Niye? Şu denizde kanoyla girilmezmiş. Ya arkadaş, şu denizde kanoyla girmeyeceğim ben. Ne zaman gireceğim ya? Beni sokturmadılar kanoyla. Allah Allah. Dağda, bayırda, çatakta, batakta. Neyse. Akşam alırım ben onlardan intikamımı. Ya burada olmak da keyifli. Bu da farklı bir av modeli diyorum ya. Yani balıkçı müdür? İlla kano olacak, illa olacak, illa öyle olacak, illa jig olacak, illa popur olacak, şu olacak diye bir şey yok abi. Ama gitmeyelim de aşağı. Her türlü teknikle farklı meralardan, farklı yerden av yapmaya devam edeceğiz. Amaç eğlenmek, spor olmak, spor yapmak, kafa rahatlatmak, deneyim, tecrübe vesaire falan filan. Şorjik merasına geldik ama sonuçta bizdeki ekip bunlar da bunlar. Bunlarla artık ne alabilirsek, ne çıkarabilirsek. Küçük yem. Bana da 12 yolluk kuzu vurmasın ya. Şurada şey var. Şuradan bir osa kaşığıyla başlayalım bakalım. Hadi bakalım. Şununla başlayalım. Hadi bira bismillah, ilk atış. Attım ağzına, gitti boğazına. Bekleyelim. Oha, cik hafif.
Eray var, Efe Hoca var. Evet, ben artık bıraktım çünkü hareket yok, bir şey yok. Rastgele hocam devam ediyor. Eray bir arabaya gitti, gelecek bir şeyler alacak sevgili Baricello. Yani öyle geldik, oturuyoruz. Havanın, denizin, suyun tadını çıkarıyoruz. Burada bir hareket yok, bir takip yok. Rüzgar karadan çok sağlam esiyor. Kanoyla girilebilir bir hava, dalga yok. Ama Eray'ın ve hocanın kanolar, yani onlar çok konforlu olmayacaktı suda, o yüzden ben de girmedim. Beraber buraya geldik. Bakalım. Cumartesi günü aşırı rüzgarlı bir havada bir şorcuk merasında nasibimizi kovalıyoruz. Aldım diye heyecan yaptı ama kayaya takmış. Evet, saat yaklaşık 10.30 falan oldu. Hala bir sonuç alamadık. Son atışlarımız. Ondan sonra yavaştan Şorjik merasından arabalara, oradan da biraz keyif yapıp uzanacağımız, dinleneceğimiz piknik alanına geçeceğiz. Evet, bugünlük böyle. Her işin bir çıkışı var. Şimdi sarp kayalardan yukarıya doğru tırmanışa başlayalım. Tabii manzara muhteşem. Manzara harika. Şöyle arada şöyle döneyim. Çok güzel yerler. Çok güzel manzaralar. Devam. Keçi gibi tırmanmaya devam. Evet, hava patlak olunca akşam suyuna gene Şorjik kıyıdan jig hava yapacağız. Huh, devam. Komando! Arkadaşlar nereden indiğimizi görün, yani nerelerden nerelere geliyoruz. Ne enteresan yollardan geçip buralara iniyoruz. Nerelere geliyoruz. İşte böyle. Hadi bakalım. Evet. Güneş yavaş yavaş buradan kaybolacak. En üstte ben varım. 2, 4, 5 kişi şu anda jig çalışıyoruz. Şorjik çalışıyoruz. Ama şey yok. Bakalım nasibimizi handgas kovalamaya devam. Evet, balıkçı müdürden herkese günaydın. Yine kanoyla yeni keşfedilecek meralardan birindeyiz. Yeşil Ovacık'tan gidiyoruz bugün. Bakalım ne maceraları yaşayacağız. Rastgele hocamla ve sevgili Fishing Baricello ile, Baricello ile, Eray ile beraberiz. Evet, suya girmek üzereyiz. Bütün kanolar hazır. Ben de Honda, Efe Hoca da pedallı. Ondan sonra Eray da elektrik motorlu. İnsan gücü, elektrik gücü, benzin gücü, tüm güçleri deniyoruz bakalım. Evet, bugün başlıyoruz. Hadi bakalım, balıkçı müdürüne herkese rastgele. Evet, Yeşil Ovacık açıklarındayız.
Daha doğrusu kıyılarındayız. Burası liman. Biraz yokladık oraları ama bir şey çıkmadı. Dün burnun, şuradaki burnun öbür tarafında av yaptık. Bir şey alamadık. Evet, dün bizim avlandığımız yer buralardı, bu kayalardı. Galiba. Evet, sanırım bu kayalardı. Evet evet, ben o şu anda vatandaşın durduğu yerden hoca atıyordu. Yandaki kayadan Eray, en baştakinde de ben atıyordum bu taraftan. Meşakkatli iş. Bu dağların üstünden, içinden, oralardan yürü gel. Zor iş yani. Kanı daha güzel ya. Kanı daha güzel. Muhteşem manzaralar, muhteşem manzaralar, muhteşem manzaralar. Arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Kayalar, kayaların içerisinden çıkmış ağaçlar. Vay be. Tam öyle herhalde avlanıyor olmanın en keyifli taraflarından biri bu. Böyle yani tekneyle de tabii gelebiliyorsunuz buralara da. Yani bir teknen olacak. Buraya römorkla geleceğin o bir sürü, yani belli noktalarda tabii daha kolay, malzemenin üstünde indir bindir bitti. Yani açık römorkun varsa zaten dünyanın en keyifli şeyi tekne tabii ki. Ama kanonun da özgürlüğü daha farklı işte. Şimdi bu burnu dönünce şu karşıda görmüş olduğunuz yer Tisan Yarımadası arkadaşlar. Şimdi gözüken şu kayaların oradan atış yapıyorduk ve güneşi gördük. Evet, bir şey aldık. Bir şey aldık. Bakalım ne aldık. Aldık mı almadık mı? Aldık mı almadık mı? Aldık gibi sanki. Ama yok, almamışız. Sadece bu sahte ağır geliyor ama bir şey var gibi ya. Dur bakalım, var gibi bir şey sanki. Ufak da olsa bir şey atlamış gibi sanki. Bir çipilti var arkasında çünkü. Ne acaba, ne acaba, ne acaba, ne acaba? Poşet almışız. Poşet almışız. Poşet almışız. Poşet almışız. Kısmetimizde poşet varmış. Olsun, denizi temizledim. Evet, balık yakalayamadık. Ama poşet yakalamıştık. Şimdi poşete bir tane de pet şişe ilave edeyim de temizlikçi görevimizde
tamamlamış olalım. En azından denizi temizlemeye faydamız olsun. Bunu yapabiliriz. Evet, bir pet şişe daha gördük. Onu da alalım. Bundan sonra Avroporu'nda şey vereceğim ben. Topladığım çöpleri. Denizden bugün nasibimize iki tane pet şişe, bir tane de poşet çıktı. Dev bir kaplumbağa da arkadaşlar. Tam karşımızda. Selam. Selam dostum. Hadi gel. Aşağıda balık var. Onları dikizleyelim. Yeşil Ovacık'taki günü bitiriyoruz arkadaşlar. Çünkü yani sabah suyunda hiçbir şey alamadık. Ben ayrıcık çalıştım, silikon çalıştım. Derin dalarlı sahte ile çalıştık. Ondan sonra kıyıda 3-5 tane balıkçı dostumuz, abidoşumuz vardı. Eray ayrıcık ile çalıştı. Hoca ayrıcık ile çalıştı. Yaklaşık yani kendi içimizde rahat 8-10 kişilik bir gruptan hiç kimse bir şey alamadı ne yazık ki sabah suyunda. Civarda tanıştığımız, sohbet ettiğimiz arkadaşlarla da yaptığımız telefon konuşmalarında bugün gerçekten hiç kimsenin balık alamadığını öğrendik. O yüzden başka bir mereye, başka bir yere geçmeye karar verdik. Şeyi bile denedik yani, batığın üzerine bile gittim, orada fiş bile çalıştım ama ne yazık ki hiçbir sonuç alamadık. Sonuç alamadığım şeylerle ilgili de görüntüleri çok da paylaşmayacağım, kusura bakmazsınız umarım. Evet, şimdi eraylar çadırı vesaireyi topluyorlar şu anda, oradalar. Ondan sonra ben de arabayı topladım. Bu güzel yerden usulca yavaşça ayrılacağız. İnsanlar artık zaten denize giriyorlar. Buradan sonra bakalım nereye gideceğiz. Evet. Durum bu. Balıkçı müdürden herkese rastgele. Hadi bakalım. Keyifli seyirler. Biraz uzaklara gideceğiz. Bayağı bir uzaklara gideceğiz. O yüzden Efe Hoca ile şeyi, ipi hazırladık buraya. Efe Hoca ve Eray'ı ben çekeceğim. Bakalım. Maceralara devam. Gel abi buraya. Gel 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 gel. Gel. Sen beni çekeceksin direkt şu an. Ben senin arkana bakıyorum. Tamam, gel geri sen. Gerçek yok mu gerçekten? Çekme, çekme. Tamam, ya bas geri şimdi. Geri bas. Geri bas, git sen git.
anda iki kanoyu çekiyorum. Nereye gitmek üzere arkadaşlar? Kayalıkların arasında küçük bir koy buldum. Biraz orada dinleneceğim. Şu ana kadar herhangi bir şey alamadık. Bir ihtiyaç molası. Bundan sonra hem gölge güzel. Burası öğlen de dinlenilebilir bir mekan olabilir. Evet, şöyle küçük bir koy. Karalamayacağım. Çok fazla arı var. Çok fazla eşek arısı var. Rahatsız edici boyutta yani. Saldırıyorlar sürekli. O yüzden usul usul kaçacağız. Ama keyifli bir yer. Çadır olsa mesela bu bölgeye geldiğimde bir dahaki sefere mesela çadırı buraya getirip buraya çadır kurup burada keyifle sabah suyu akşam suyu yapılabilir diye düşünüyorum. Yukarısı çünkü buna müsait gibi. Orada bir şekilde şuralara bir yerlere bir çadır kurup bu işi hallederiz diye düşünüyorum. Eşek arıları tekrar saldırıya geçmeden buradan kaçsam iyi olur. Evet, motor gene çalışmadı, durdu. Neden bilmiyorum. En son vum vum etti, bitti. Artık bakalım pedala kuvvet. Artık pedala kuvvet. Eray bir tane bindirdi. Sağlam bir şey bindirdi Eray. Tamam, korkma, sakin, korkma, bir şey olmaz, devirmez seni. Seni devirmez, alırsın o balığı sen. Eray bir şey bindirdi. Hadi İbrahim. Haydi Eray'ım. Haydi. Yapıştır. Var dedim sana, aşağıda bir şey oynuyor dedim. Hadi. Çek. Tek. Gördü, ayna verdi balık dibinde. Abi. Dur, geliyorum. Abi, gel. Geliyorum abi, bir dakika. Abi, böyle alayım mı?
Alabiliyorsan al. Uuu! Yapıştır. Harika. Arkadaşlar Eray aradı biraz önce. Abi dedi dev aldım bir tane, korkuyorum dedi. Şimdi birbirimizle buluşmaya üzereyiz. 20 kiloluk bir balık aldığını söyledi ama. Şimdi ona doğru gidiyorum. Ben kıyıları tarıyordum, o açıkta. Jik'le kuzu peşindeydi. Bakalım ne çıkacak. Vallahi halinden anlıyorsam %100 büyük bir şey var ve korkmuş. Şey şu anda hissedebiliyorum yani korkusun. Bak bak. Tamam geldim geldim. Geldim. Çıkaracaksın tabii oğlum. Vay 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 vay. Kuzu kuzu. Kasaplık. Dev çıktı dev. Nasıl yapacağız bunu ya? Dur şimdi. Kıyıya mı gitsek? Yok, kıyıya gitmeye gerek yok. Çırpınsın çırpınsın, bir şey olmaz. Abi. Tamam bir şey olmaz, bir şey olmaz, korkma. Önce şu kakıcı al. Sana mı vereceğim balığı? Şuradan tak al. Tamam. Tamam mıyız abi? Çıkmaz. Tamam abi. Şimdi sen güvenle cigini çıkarabilirsin. Balık burada. Nasıl ötenazı yapacağız? Yapacağız, yapacağız. Abi dev çıkardım ya. Arkadaşlar Eray kucağında bir kuzuyla geziyor şu anda. Abi. Jigim tamam. Allah. Nasıl yapacağız abi bunu? Şimdi. Kaldır bakayım. Evet evet rahat. Abi. O. Oh. Dur dur. Kıpırdıyor abi. Vereyim sana. Ver bana ver. Abi buruna gidelim buruna. Tamam gidelim. Resmini abi, çek bunun. Yok çekeceğim dur. Bendeyken sen çekseydin ya kanonun üstünde. Dur gel gel bu tarafa. Dur abi bir dakika çok heyecanlıyım ya. Ya efsane abi bir bastı anlatamam sana. Dövüştüm abi balıkla. Bırakmadım gitsin sığ ya. Nasıl yapacağız şimdi şöyle? Sen çek bana atarsın ya. Oğlum senin anın lan bu. Allah Allah dur. Panik olma. Hoca uyuya kaldı. Çok şey kaçırdı hoca. Al abi. Ne yapacağız abi ha? Ver ver ver. Tut. Tamam abi. Şu da ipin. Dur. Abi yine şu karşıdan çekme ha. Bu açıdan çekmen lazım. İşte bu. İşte bu. Dur. Bunu profil fotoğrafı yapacağım. Kamera kayıtta GoPro haberin olsun. Harika harika. Evet arkadaşlar Eray bir dev bindirdi. Lan benim telefonum da şarjı bitmek üzere. Çek abi. Çekeyim dur. Mi? Çekiyorum dur. Tut öyle tut öyle tut öyle, şu tarafa da geçeceğim hemen. Canlı mı hala? Biraz çok az. Tamam bir şey olmaz merak etme, ip var ya. Asladım boynumdan. He? Hareket edemezsin. Yavrum benim be. İteceğim seni hafiften. Sıkıntı yok abi. Abi efsane boy değil mi? Harika. İşte bu be. İşte bunları bekliyoruz. Hadi bir tane daha. Hadi bir daha atla. Aldım, aldım.
evet evet, işte bu işte bu işte bu işte bu. Gel babana, gel babana, işte bu. İşte bu, işte bu. Gel 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 gel. Gel babana gel. Gel işte böyle. Gel işte böyle gel. Gel, ben seni gördüm orada. Gel 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 babana gel. Gel, ben seni nasıl alıyorum bak, gel. Nesin sen? Nesin sen? He? Nesin lan sen? Yavrum benim, gel baba aşkına. Aşkım benim, ne güzelsin öyle. Gel bana bir yem babişkana. Dur dur, sakin sakin. Sakin. Seni gördüm. Seni gördüm. Sen orada biraz dur. Şşt, şşt. Tamam. Sakin, sakin. Senden daha varsa şöyle bir daha. Sen orada dur. Güzel balık. Güzel balık. Güzel balık. Evet, 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 aldık, aldık, aldık. Aldık bir tane daha, aldık bir tane daha. Ne aldık bu sefer? Melanurovski, Melanurovski, Melanurovski. Güzel bir melanur. Ha, güzel bir melanur. Yavaş, sakin. 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 Sen de dur oraya. Bir şey aldık, bir şey aldık, bir şey. Evet. Oo. Oo, güzel bir melanurcuk. Harika bir melanurcuk. Lan 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 lan. Dur. Çıldırdı, çıldırdı. Melanur çıldırdı. Hu hu hu. Ha ha.